Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Allah'ın izniyle bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere tığışı örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir o kadar kolay bir örgü çalışması ile geldim. Bu modelden arkadaşlar etoşal, yelek yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bluz yapımında kullanabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her türlü tığ işinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Modelimin yapımı için elimde bu şekilde ipim var. Şöyle göstermek istiyorum. Etiketi arkadaşlar kartopu, kristal. Şöyle renk numarasında merak eden olursa burası da renk numaramız arkadaşlar. Tığımız ise her zamanki kullanmış olduğum tığımı kullanıyorum. 1.30 milimlik 7 numara arkadaşlar tığım. Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni yorum yaparak bana desteklerinizi bekliyorum. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim. Modelin yapımı için bu şekilde zincir çektim arkadaşlar. Siz bunu dilerseniz lastik üzerine, su taşı üzerine kurabilirsiniz. Burada tığımın başına ipimi alıyorum. Buradan sayıyorum. 1 2 3. zincirimin içine bu şekilde trabzan yaptım arkadaşlar. Burada 1 2 tane zincirimi çektim. Yine aynı yuvanın içine trabzan yapıyorum. Aynı zincirimin içine. Buraya su taşı oluşturuyoruz. Bu şekilde. Burada tığımın başına ipimi alıyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5. hemen zincirimin içine trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Aynı zincirin içine ikili trabzan yaptım. Arada bir tane zincir çektim. Aynı yuvanın içine tekrardan bir trabzan daha yaptım. Tekrar bir tane zincirimi çektim. Bir tane daha trabzan yaptım. Yine bir zincir. Tekrar yine bir trabzan daha yaptım. Yine bir tane zincir, bir trabzan daha yaptım arkadaşlar buraya. Burada ise tekrar tığımın başına ipimi aldım. Hiç zincir çekmiyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirimin içine bir tane trabzan yaptım. Tekrar yine aynı zincirimin içine bir trabzan daha yaptım. Burada 1, 2 tane zincirimi çektim. Yine aynı zincirimin içine bir tane daha trabzan yapıp ara model oluşturdum. Burada şöyle göstermek istiyorum. Ara modelimiz su taşı olarak modelimizin örgümüzün bitimine kadar devam ediyor arkadaşlar. Tığımın başına ipimi aldım. Yine buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirimin içine yine trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yapıyorum. Arada bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine bir trabzan daha. Bir zincir, aynı zincirin içine batım. Bir zincir, aynı zincirimin içine batıyorum. Bu şekilde 2, 4, 5, bir tane daha trabzanımı yapıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirimin içine yine bir tane trabzan yaptım. Yine aynı zincirin içine bir trabzan daha yaptım. Tekrar 2 zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yaptım. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincirimin içine yine bir tane zincir çekiyorum. Aralarda 6 tane trabzan yapıyorum.
Arada bir zincir, yine bir trabzan. Bir zincir, yine bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, su taşıyla başladık, su taşıyla bitirdim. Burada 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Modelimi geri çeviriyorum. Burada kenardaki su taşımı yapıyorum arkadaşlar. 2 tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı yuvanın içine trabzan yapıyorum 2 tane. Burada 2 tane zincir çektim. Hemen burada yapmış olduğumuz bir alt sıradaki trabzanımın arasından tığımı giriyorum. Burada 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Diğer trabzanımın arasına giriyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine diğer trabzanıma giriyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine diğer trabzanıma giriyorum. Yine 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Diğer trabzanıma giriyorum buradan arkadaşlar. Arada bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen su taşımı yapıyorum. 1 2 tane trabzanımı yaptım. Arada 2 tane zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yaptım. Arada bir tane zincirimi çektim. Buradaki trabzanımın içine girdim. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Diğer trabzanıma tekrar 1 2 3 tane zincirimi çektim. Diğer trabzanıma 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 tane zincir, toplamda 1 2 3 4 tane zincir geçiyoruz. Bir tane zincirimi çektim. Hemen aradaki su taşımı yapıyorum. Arada 2 zincir, yine aynı yuvanın içine trabzan. Bir tane zincir, diğer trabzanıma 1 2 3 zincir, diğer trabzanıma 1 2 3 zincir, diğer trabzanıma 3 tane zincirimi çektim. Yine 4 tane bu şekilde zincir oluşturuyoruz. Arada yine bir tane zincirimi çektim. Kenardaki su taşımı yapıyorum. Arada 2 tane zincirimi çekip aynı yuvanın içine tekrardan batım yapıyorum. 3 tane zincirimi çekip modelimi tekrardan geri çeviriyorum. Burada tekrar trabzanımı yapıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Arada modelimizin 3. sırasına geçiyoruz. Burada yine bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen zincirimin içine batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Diğer zincirimin içine batıyorum. Burada 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Diğer zincirimin içine batıyorum. Burada 1 2 3 tane zincirimi çekip diğer zincirimin içine batım yapıyorum. Tekrar arada bir zincir su taşımı yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içine batım yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen zincirimin içine batıyorum. Sık iğne ile 3 tane zincirimi çekiyorum. Diğer zincirime batıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Bu kısma batıyorum. 3 tane zincirimi çekip
zincirin içine batıyorum. Arada bir tane zincirimi çekip aradaki ara model su taşımı yapıyorum. Arada iki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içine batıyorum. Yine aynı yuvanın içine trabzan yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bu kısma atlıyorum. 3 zincir diğer kısma. 1 2 3 4 tane zincir diğerine, 3 tane zincir bir diğerine atlayıp arada bir tane zincirimi çekip kenardaki su taşımı yapıyorum arkadaşlar. Arada 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane zincir, tekrardan geriye döndük. Burada kenar su taşımı yapıyorum. 2 tane zincirimi çektim. Şimdi modelimizi tekrar edeceğiz arkadaşlar. Şimdi tığımın başına ipimi alıyorum. Buradan 4 tane zincir çekmiştik. 4 tane zincirimin hemen içine batıyorum. Trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı yuvanın içine bir zincir. Aynı yuvanın içine bir zincir. Yine aynı yuvanın içine. Bu şekilde 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Yine 6 tane trabzanımı yaptım. Tığımın başına ipimi aldım. Diğer aradaki ara model su taşını yapıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı yuvanın içine 2 tane trabzan yapıyorum. Aralarda zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen bu kısma geçiyorum. Buraya da bir zincir çekiyorum. Yine 6 tane trabzan aynı yuvanın içine, aralarda birer tane zincir çekerek dolduruyoruz içine. Şimdi modelimi tekrar edeceğim arkadaşlar. Modelimi birkaç sıra ilerledikten sonra sizlerle tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, modelimi 3 örnek sizler için ilerledim. Şöyle göstermek istiyorum. Örgüye yeni başlayanlar için gerçekten yapımı bir o kadar kolay ve gösterişli bir model. Şöyle kesimleri de çok rahat, kolaylıkla yapabileceğiniz bir modelden bahsettim bu videomda. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.